Bingören'de İstanbul'un önemli ilçelerinden birisi. Bu yönüyle yapacaklarımız oldukça fazla. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımlarıyla tüm İstanbul'u güçlendirmeye devam ediyor. Şimdi gelin hep beraber Güngören'de neler değişmiş bir bakalım. Güngören Eğitim, Kültür ve Yaşam Merkezi kapılarını açtı. Şikayetlere konu olan Güngören mezbası, içerisinde nikah salonu, kültür ve spor salonu olan bir merkeze dönüştürüldü. Bu güzel binanın kütüphanesiyle, spor tesisiyle, sosyal tesisiyle, çok amaçlı salonuyla, kreşiyle, otoparkıyla çevresine, Güngörenlere hayırlı hizmetler yapmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İlçede Genç Osman ve Toz Koparan Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri hizmete açıldı. Genç Osman Mahallesi'nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğa Kent sitesinin Kiptaş tarafından yerinde dönüşümü başlatıldı. Güngören Doğa Kent evlerinin yapım çalışmaları hızla sürüyor. Birkaç müteahhitlerle hani görüşüldü. En son bu Kiptaş'a karar verdik. Yapılacağına emin olduk. Benim insanımın burnu kanamasın. Benim insanımın yaşamı tehdit altında olmasın. Bu iş oy meselesi değildir. Depremin her zaman var böyle bir gerçek, korkuyorduk. Bölgede altyapı çalışmalarına da ağırlık verildi. 4.863 metre atık su, 12.288 metre ise içme suyu hattı inşa edildi. İlçedeki park sorununu çözmek adına 941 araç kapasiteli Mertel katlı otoparkıyla 147 araç kapasiteli Güngören Kültür ve Yaşam Merkezi katlı otoparkı hizmete açıldı. Rahat ve konforlu. Park sorunumuzu çözüyor Mertel'de. Başarılı bir otopark, iyi bir otopark. Devamlı şimdi boşluk bulabiliyoruz. Eskiden bulamıyorduk. Güngören'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kütüphanesi açılarak İstanbul'a yepyeni bir kütüphane kazandırıldı. Konum olarak güzel bir yerde. Ferah. Bilgisayarları da çalışıyor. Oturumsal biçim olarak daha düzenli. İnsana ferahlık veriyor çalışırken.